Nasıl geldiler Fatih Atlı ve İsmail Koç? Onlar da işte Fatih Atlı, Menderes Altı, İsmail Koç da Yalçın Öncül'ü yenerek, diğer tarafta da Yıldır'a yakın Serhat Gökmen'i, Yalçın Öncül, aynı zamanda İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan'ı bu şekilde onların eşleşmelerinden Yıldır'a yakın Yalçın Öncül eşleşmeleri yarı finalde gördüğünüz gibi ekranlarınıza geldi. Zaman zaman tabii yanımızda çok değerli güreş ağamız güzel bir rakamla avukat kardeşimiz, o da güzel bir Fatih Atlı. Halil İlker Can. Evet, Halil İlker Can. Can verdi. Tabii şöyle bir bakalım. Halit İlker Can. Can verdi güreşlere gerçekten. Sevgili Halit ağayı kutluyoruz. Avukat, hukukçu bir ağamız oldu. Ağam, sizi tebrik ediyoruz. Tabii yayından önce de bir sohbet etmiştik kulüste. Evet. Turgutlu'dasınız ve güzel bir anlamlı güreşin ağası oldunuz. Aynı anda yeni ağa ve güreşin ismi de tabii ki Yörük Mehmet Pehlivan, evet, güreşi. Turgutlu Belediye Başkanı, kutluyoruz. 75 bin lira son rakam duydum, doğru mu? Doğrudur efendim. Peki, doğru. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Manisa Turgutlu'da avukatlık yapmaktayım. Kendi ofisim bulunmakta. Bu güreşi biz küçüklüğümüzden beri seviyorduk. Nasip oldu, ağalık bir gün elbet yapılacak diyorduk. Ama nerede, nasıl olurduğunu düşünmüyorduk. Biz Kırkpınar olsun, diğer büyük güreşler olsun, hepsini hep bir gözdeyle izliyorduk. Bize de burada çok öncelikle şunu teşekkür etmem lazım. Turgutlu Belediye Başkanımız ata sporları konusunda çok duyarlı. Bize, evet, ayağımıza kadar sizleri de, güreşlerimizi de buraya getirdiği için çok teşekkür ederiz öncelikle. Evet. Evet, şimdi yarı final zamanı başlıyor. Yarı finalimiz de sevgili ağam. Şimdi biraz önce burada Çan Güreş ağası vardı. Nazmi Çakır, Çanakkale Çan'dan geldi. Şimdi sizler de yavaş yavaş diğer güreşlere gideceksiniz. Buna zaman ayıracak mısınız? Bu arada giderken de Turgutlu'yu da götürüyorsunuz. Turgutlu'dan bahsedecek. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir kafanızda ağalık çerçevesi oluşturdunuz? Şöyle söyleyeyim. Biz zaten genellikle bütün güreşlere katılmaya, özellikle yakın çevremizde olan bütün güreşlere katılmaya çalışıyorduk. Katılamadığımız yerlerde sizin sayenizde ve diğer canlı yayın yapan kanallar sayesinde izlemeye çalışıyorduk. Allah, öncelikle size çok teşekkür ederiz. Bizim ulaşamadığımız diğer güreşleri sizin kanalınızda, sizin sayenizde izlemeyi şans bulduk. Bundan sonra güreşlerde de tabii ağalığın verdiği bir ağırlıkla birlikte katılmaya çalışacağız. Eksiksiz bir şekilde bütün güreşlere gitmeye gayret göstereceğiz. Halit Can ağayı bırakmıyoruz çünkü şu an sözü Cazgın'a verelim. Yarı final bir salınsın, peşlerde tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tamam.
Evet saygıdeğer misafirler, baş pehlivanlık yarı final müsabakalarını Aslı Nesli, Manisa'nın evladı Akhisarlı İzmir bölgesi hakemlerimizden Mustafa Koca hocam yönetecektir ve beraberlerinde Aslı Nesli, Akhisarlı Manisa'nın evladı İzmir bölgesi hakemlerimizden Mehmet Sert hocam yönetecektir. Eski pehlivanlarımıza, hakem hocalarımıza da bir alkış yapalım. Değerli güreşçiler, gün çabuk bittiği için yazgılar olarak yarı finale kadar doğru dürüst bir şey söylemedik. Birkaç bir şey söyleyip baş pehlivanlarımızı salacağız. Türklere Anadolu'nun kapısını açan, ordusuyla beraber en önde savaşan, dağlara, taşlara destanlar kazıyan Alparslan'ın torunu, Türk oğlu, Türk'üm ben. Bir çağ açıp, bir çağ kapatan, gemileri karadan yürütüp, ezberler bozan, dini İslam'a sancaktarlık yapan Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu, Türk oğlu, Türk'üm ben. 19 Mayıs 1919'da İstiklal Harbi'nin direniş ateşini Samsun'dan yakan, İzmir'de düşmanı denize atan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Anıtkabir'de yatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunu, Türk oğlu, Türk'üm ben. Değerli güreşseverler, merhum Cazgır, Pele Mehmet'in şahsıma vasiyet ettiği 300 minareyle Allah'ın izniyle bitiriyoruz. Gün oldu Aliço, gün oldu Ümit, okyanusda Yusuf, karada Emin, beklerken katrancı Karahmet'im, pirler arasından çıka geldi Kurt Dereli Mehmet'im, adalı kardeşi Dereli Mehmet, Bekir'in kazığından koptu kıyamet, Koca Filiz, Nakkaş, Karaybo, Karahmet, Allah'ım, Rabbim, selamımı, Fatiha'mı onları ilet. 300 minareden ezan sesleri midir? Yoksa 40 davulun sesi midir gelen? Er meydanı kaynıyor, adını bırına eğlenen. Hey! Bre, Yörük Mehmet, uyuyor musun? Kıran kırana güreş var, duymuyor musun? Değerli güreşseverler, büyüklerimden nasihatlıyım. Dibi görünmedik suya dalmam. Aziz seyircim, yarı finale giden baş pehlivanlara şöyle coşkulu candan alkış yapmazsa ben de onları er meydanına salmam. Alkış yapan elleriniz dert görmesin. Allah Allah, illallah, Muhammed'in Resulullah, yiğit aslanlara yarı finalde alkışlarla değilim maşallah. Allah derman versin. Evet, Allah derman versin. İşte İsmail Koç, Fatih Atlı. Şu an tek kemerli baş pehlivan. 2014'ün Kırkpınar'da kemer kuşanmış. Samsun Büyükşehir Belediye'ye getirmişti bu kemeri. Ama yanında o gün dönemin Ladik Belediye Başkanı Sayın Selim Özbalcı vardı, Fatih Atlı. İşte karşısında İsmail Koç, Trakya Birliği'nin baş pehlivanı ve şimdi Yıldıray Akın ve Yalçın Öncül eşleşmeleri bize de nazar değiyor zaman zaman. Ve İsmail Tekne, o da bizi izliyormuş. Çanakkale Çan'da, Çan'ın geçmiş dönem Çan Belediye Spor Kulübü Başkanı. Ailece seyrediyorlarmış burada. Üstüntaş İnşaat'a ve İsmail Tekne, Tekne ailesine selam olsun. Yanımızda çok değerli ağamız var. Sayın Can, şimdi hukukçu bir ağaya sahip oldu Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Çetin. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Bir kez daha rahmetle anıyoruz sevgili Yörük Mehmet Pehlivan'ı. Peki şimdi ağalar, biraz önce söyledim, Can Güreş ağası buradaydı. Nazmi Şahin. Sizler ağalıkla ilgili kafanızda nasıl bir yol haritası çizeceksiniz? Yani bundan sonra ağalar buraya da ağalık şu an protokolü çok önemli. Ama bunu nasıl dolduracaksınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Turgutlu gibi bir yerde ağalık bana nasip olduğu için çok mutluyum. Bundan sonraki
dönemde olan bir sonraki güreş benim himayemde yapılacak olan güreşte rekorları kıran ağların ağası dediğimiz Seyfettin Selim olmak üzere başta bütün ağlarımızı Turgutlu'ya davet edeceğiz. Bundan sonra yapılacak olan bütün güreşlere de Turgutlu adına, temsil etme adına hepimiz ekibimizle birlikte komple orada olacağız. Umarım 2022 döneminde tekrar sizlerle birlikte oluruz. Umarım çok daha güzel bir güreş olmuş olur. Durum bundan ibaret. Çok değerli bir belediye başkanına, güreş sever belediye başkanına sahip Sayın Çetin Akın. Bu önemli bir fırsat. Bizim için en önemli avantajlarımızdan biri belediye başkanımız Çetin Akın'ın atasporumuz olan güreşle ilgili olarak inanılmaz şekilde destek vermesi. Şu anki avımız da çok güzel, stadyumumuzun olduğu yer de çok güzel. Bu konuda öncelikle Çetin Başkanıma çok teşekkür ederim ve ekibine. Bize buraları nasip etti, bu şekilde bir hizmet sağladığı için. Bir teşekkür de kendi adıma edeceğim. Burada onu sağladığı ekip sayesinde, hizmet sayesinde ağlık bize nasip oldu. Evet. İnşallah bundan sonra da en iyi şekilde değerli ağam yolunuza devam edersiniz. Ben bu sinerjiyi sizden aldım tabii enerjiyle birlikte. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sayın Halit Can, değerli ağam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yarı final heyecanı öncesinde. Şöyle söyleyeyim, öncelikle size çok teşekkür ederiz. Buralara kadar gelip Turgutlu'muz için tek Rumeli televizyonu olarak bizlere canlı yayın keyfini yaşattınız. Bizim gidemediğimiz, gidebildiğimiz yere kadar gittik ama gidemediğimiz yayınlarda da sizin sayenizde tek Rumeli TV sayesinde izleme şansı bulduk. Değil mi efendim? Hep birlikte. Tabii Sayın Çetin Akın sağ olsun. 2019'da da çok güzel bir şekilde bu heyecanı beraber oluşturmuştuk. Peki ilimizin tabii İzmir'de çok değerli bir iş adamı. Bugün de burada güreş seyircisine kozmetik ürünleri dağıttı. Yücel Kozmetik'in güreş dostu, pehlivan dostu. Menderes Saltın'da bugün sponsoruydu. Yücel Ordu, sormak istediğin bir şey var mı çiçeği burnundaki ağamıza? Evet, ben genç ağamızı kutluyorum. Böyle genç ağalar olunca da tabii biz de mutlu oluyoruz. Rahmetli Yörük Mehmet'le benim mesaim oldu. Ben burada ortaokulu okudum, o da burada yaşıyordu. Genç ağam belki onu güreşlerini seyretmemiş olabilir. Biz çok güreşini seyrettik, Magrus İbrahimlerle bilmem eskilerle. Hayırlı olsun. İnşallah Turgutlu'daki bir kulüp olur. Biz de Turgutlu Belediyesi olarak bir pehlivan yetiştiririz alt taraftan. Bizim burada da çok güzel şeyler var. Yörük köylerimiz var. Aşırı taş gibi çocuklar var ama eğitilmek, elinden tutulmak istiyor. Bu genç kardeşim sayesinde inşallah onların da elinden tutarak gelecek nesillere Turgutlu'nun ismini duyurabilecek. Turgutlu'ya, Manisa'mıza altın kemeri taşıyabilecek belki 15, belki 20 sene sonra yeni bir nesilleri yetiştirmek istiyoruz. Ben de İnşallah. Elimden geldiği kadar katkıda bulunmak istiyorum. Peki efendim. Sayın ağam, başarılar. Çok yolunuz teşekkür açık ederim. Olsun. Sayın Seyfettin Selim'in mesajlara ulaşmıştır. Yoksa biz de zaten kendilerine ileteceğiz. Ağlarla ilgili tasarruflarınızı, düşüncelerinizi. İyi bir kültür elçisi olacağınıza inanıyorum. Ve şimdi gözümüz yarı finalde. Finaller başladı efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet, sevgili genç ağamıza da başarılar diliyoruz. İnşallah seneye kendisini ağlı kıyafetleriyle karşılarız. Ve şimdi yarı final zamanı değerli güreşseverler. Bakalım yavaş yavaş Fatih'i sürdü İsmail Koç. İşte her iki pehlivan da Fatih adlı sakatlıklardan çekmeyen kaldı mı ki diye soruyorum. Orhan kardeşimizi de Orhan Okulu ile ilgili hemen bir haber paylaşmak istiyorum. Ameliyatını biliyorsunuz geciktirmişti. Öden oluştuğu için ameliyatı yapacağı doktoru Antalya'da Allah nasip ederse önümüzdeki hafta içerisinde Orhan Okulu'nun ameliyatı gerçekleşecek. Usta Kemal Yılmaz'a ve Hamdi Sarıcı'nın da dediği gibi orijinal yörük der her zaman Orhan Okulu'ya kendi tabiriyle. Sevgili Orhan Okulu'ya da şimdiden geçmiş olsun diyorum değerli güreşseverler. Evet, ameliyatını Antalya'da yapacak Orhan Okulu. Sakatlık Allah kimseye vermesin. Evet, hızlı başladı. Yarı final bir yanda Yalçın Öncül, diğer tarafta da gördüğünüz gibi
Yıldıray Akın son derece istekli değerli güreşseverler. Fatih Atlı. Sanıyorum. Biraz daha tekniğini öne çıkartırsa sabrı ile birleştirdiğinde karşısında önemli. Evet, güzel bir tablo. Arkadaşlarımız ekrana getirdiler. İşte değerli Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ekranlarınızda, yanında da çok değerli parlamenter arkadaşları ve Manisa'nın, Turgutlu'nun değerleri var ve gözümüz yarı finalde. Evet, birazcık yoruyoruz Yücel Ordu'yu ama güreşin dokusunu son derece iyi biliyor ve güzel mesajlar verdi altyapılarla ilgili, öz kaynak düzünüyle ilgili. Bugün Menderes Alta sponsor oldu ama Menderes'te hakkını verdi değil mi Sayın Ordu? Görüyorsunuz bugün Allah için güzel güreşler oldu ve tarihte yazılmaya devam ediyor. Tecrübelerimize şöyle coşkuyla yapılan alkışları. Son derece hakkını verdi Menderes bugün. Evet, çok biraz güzel. Önce puanlamaya kadar Fatih Atlı karşısında Cenk Tutlu. Menderes'i de tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ediyorum ama tabii Fatih Atlı çok teknik bir herif. Bunu herkes kabul ediyor. Onun için de puanlamada yerildi. Şimdi 4 finalist kaldı. İsmail Koç, Yıldıray Akın, Fatih Atlı, bir de Bursalı Yalçın Öncül. O genç de çok yeni. Bu arada enteresan yenişler. Ha. Her iki yeniş de ekranlarınıza gelecek. Çok hızlı girdik yarı finale. Sakatlık oldu, ondan bıraktı. Şimdi bakın bu pozisyonda Yıldıray Akın dış kasnakta önce şöyle bir bastırdı Yıldıray Akın. Şimdi çift sarmada dikkat edin, burada Yıldıray'ın büyük bir mücadelesi var tabi. Sarmada, evet, orada Yıldıray Akın, burada yeniş var ve yenişi tamamladı ama İsmail'e bir bakabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi o da gelecek ekranlarınıza. Evet, yani Yıldıray Akın finale bir kez daha alalım bu pozisyon geçene kadar. Yıldıray Akın Yalçın Öncül mücadelesi son derece çabuk oldu. Orada sarmadan dikkat edin. Şimdi İsmail Koç'un yenişi ekranlarınıza geliyor. İsmail Koç, finalin adı Güray, Yıldıray Akın, İsmail Koç oldu. Koç oldu. Neler söyleyeceksin? Evet, az önce arkadaşlar da arkada sordular bana, abi final ne olur dediler. Ben bugün burada İsmail Koç ve Yıldıray Akın final yapar demiştim az önce, 5 dakika önce. Dediğim oldu aslında. Bir bakıma Yıldıray bugün gerçekten hak etti. İsmail güreşinde Fatih'in hafif bir sakatlığı nüksetti yine zannedersem, ayağında bir kramp girdi. Evet işte arkadaşımı tekrar mı getiriyorlar görüntüye. Sanki burada Fatih birden güreşi bıraktı gibi geldi bana. Çıplak gözle bakarken. Sağ koltuğunun altından, sol koltuğun altından sağ koluyla İsmail'e dikkat edin şimdi. Boyundurukla birlikte karıştırdı. Şimdi bu pozisyonda bırak, İsmail tamam. Koç Fatih, bakın orada bileğini tutuyor. Böyle bir yeniş olmaz. Fatih'in sakatlığı yükselince Güray dediğin gibi. Evet, finalin ismi de İsmail Koç ve Yıldıray Akın oldu. 45 pehlivanla başladığımız günün sonuna gelmiş bulunuyoruz finalle birlikte. Ama çok ciddi, çok güzel bir final olacağını eminim, öyle düşünüyorum ustacığım. Şimdi tabii çok ilginç. Şu anda Er Meydanı'nda güreş yok. O zaman arkadaşlarımızdan şöyle bir bakalım neler yapabiliriz değerli seyircimiz için. Evet, Lider TV yeni yayın hayatında uzun zamandır var Antalya'da ama dün de Adana'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Adana'da çok güzel bir istişare programını
canlı iğne taşıdılar. Sayın Sabri Çağlar genel yayın yönetmeni. Güzel insanlar. Lider TV olarak da çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyoruz.